Saldır bakayım oraya. Arkadaşlar hepinize merhabalar, selamünaleyküm. Bugün elimizde Arlot var. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Sol alt köşeye bakarsanız toplamda 2 maçım var. İki maçı da kazandım, ikisinde de MVP oldum ama şimdi şöyle eğri oturup doğru konuşalım. Ben Arlot çok hakim birisi değilim arkadaşlar. Geçen akşam yayında takipçilerim bana öğretti bu şampiyonu. Sonra ben gittim, bir maç özel mod attım. Kulüpte geldi iki maç. Orada oynadım, Ranked'da oynamama izin verdi, açıldı. İki maçta Ranked'da oynadım. Biraz karmaşık bir şampiyon. Çok fazla anlatamayacağım bugün onu. Ama çok fazla videosu gelecek. Ben kendim önce bir oturtayım. İyice hakim olayım kendisine. Konuşarak bunu anlatmaya çalışırsam kafam karışır. O yüzden kısa kısa ara ara anlatmaya çalışacağım. Ama fightlarda oyuna odaklanmaya çalışacağım. Genel olarak oyuna odaklanmam lazım. Karşımızda Teriz de var bu arada. İlk aldığımda karşımda Teriz de vardı. Çok pis dövdü. Orta ve late oyuna doğru bayağı güzel oluyor. Hatta orta oyunda doğru açılıyor şampiyon. Terizla'ya agresif yapmamalıyız. Gerçekten fena dövüyor. Bu çarı fena. Terizla gerçi birçok şampiyonu dövüyor be. Şimdi bize bir zırh botu gider. Güzel bir çar. Tamamen stun'a odaklı bir çar. Stun'la birlikte çalışıyor W'su. Yani bir Lancelot gibi W'su var ama stun'i kaçırırsan, yani işareti kaçırırsan, stun atmadan kullanırsan zort oluyor, öyle söyleyeyim. Mesela böyle gidiyor. Bu niye gitti? Rakibin üstünde işaret yoktu. Bakın şu işaret. Şu işaret olduğu zaman W'nüz bir daha kullanılabiliyor ama yoksa kullanılmıyor. En önemli püf noktası buymuş. Bunu taşlaştırırla ya da takım arkadaşlarınızın stun'ıyla ya da kendi stun'larınızı kullanarak yapabilirsiniz. Bakın şu an resetlendi mesela. Tekrar kullanabilirsin diyor. Biraz safe kalalım. Buradalar çünkü. Roger da burada bu arada. 3 burası. İlk eşya Ayaz alsak güzel olur Terizde için ama biz kemer tercih edelim çünkü hasarı kemerden çıkartıyor. Full tank yapılan bir çar. Belki hasar alanlar var birkaç tane. Gidersek dayak yeriz, gitmeyelim. Kaplumbağa bizim koridorda. 4 olalım, oraya kaynak saklıyorum. Görüyoruz elemanı mesela. Oh, farkında değil ama biz onu görüyoruz. Bu arada kaplumbağaya bizim takım gelmiyor. Gelmiyor. Geliyorum, bekle ultimi açayım hocam. Ultimi açayım, geliyorum. Saldır, geliyorum. Şu minyonu beklesem mi, beklemesem mi, beklesem mi, beklemesem mi? Ay, skill'i yanlış kullandım. Skill'i yanlış kullandım. Hadi skill, hadi skill. Güzel. Ormana attım, boşluğuma geldi. O yüzden W'm sıfırlanmadı. Az kalsın Helkurt benim yüzümden ölecekti. Mesela işaret vardı, işareti aldık. Bir stun atsak bir işaret daha olacak. Ya taşlaştırılı oynanmanın mantığı da bu zaten. Sürekli stun arkadaşlar, sürekli stun. Stun at, W at, stun at, W at, stun at, W at. Şuraya bir push atabiliriz. Güzel. Şimdi koridorumuza bir gidelim. Birazcık fight istiyorum. Fight da çok güçlü oluyor çar. Yoksa Terizla ile takasa girsem kesemeyeceğim. Hani kesebileceğim, uğraşabileceğim bir çar değil. Takasa girsem. Yani çok fazla can dolduruyor. Kesemeyiz. Atacağım, attım.
Çok can doldurduğu için uğraşamayız onunla. Onun yerine Lane'e push attık zaten. Ulti seri dönüyor. Şu fight'e bir bakalım hocam. Şu fight'e bir bakalım. Bakalım o fight'ta neler varmış. Güzel. Alacağımızı aldık o fight'tan. Çıkalım. Böyle bir olay arkadaşlar. Eşler dostlar. Şimdi bana bir Ayaz ver. Çok istenen bir çardı. Kanalda dediğim gibi ilk defa videosu. Şöyle bir like atarsanız bana da moral motivasyon verirsiniz. Bu tarz şampiyonları, oynamadığım şampiyonları oynamaya çalışırım. Fen'i hariç. Fen'i hariç. Burada mısın? Gitmiş. Bu arada bekleyince ya da bir olayı var, onu çok çözemedim. İşaret çıkıyor rakibin üzerinde. Sanırım bekleyince falan çıkıyor kendiliğinden. Biz gene uzayalım hocam. Şu W'yu geliştirelim. Şu farmı önden alırsam çok güzel olacak ama. Gör beni, gör beni, gör beni, gör beni. Hadi uzayalım fight'a. Fight arayalım. Fight'ı gerçekten güçlü bir şampiyon. Yani altın koridorunda dönüyor olaylar. Aşağıda dönüyor. Biz de gidelim aşağıya. Vallahi sıkıldım yukarıda. Az çok biliyorum çarı ve gücünü göstermek istiyorum gösterebilirsem. Saldır bakayım. Saldır bakayım oraya. Böyle bir olay arkadaşlar. Güzeldi. Bu arada takımınızdaki birisi stun atarsa... O bizim... Kufra bu arada global 1. Takımınızda birisi stun atarsa sizin W'nüzü tetikliyor. Onu da ekleyeyim. Bildiğim kadarıyla öyle. Yanlış bir bilgi veriyorsam düzeltin abini dostlar. Yapamadık. Yanlış bir bilgi veriyorsam eğer, eksik bir bilgi veriyorsam, hatta şunu yapsan güzel olur dediğiniz bir şey varsa yoruma yazın, beni aydınlatın. Dediğim gibi başta da söyledim zaten. Yani toplasan rankta 3. maçım bu şampiyona. Toplasan 6. maç. Rankta 3. maç. Toplasan da 6. maç falan ediyor. Güzel. Güzel. Şimdi gidelim bakalım üstte bir şey var mı? Takım da iyi oynuyor bu arada. Bayağı iyi oynuyorlar. Yani böyle bir tane şundan alabiliriz. Gushin'ları var. Büyü savunması koyabiliriz. Ya hasar kasam var bir tane falan. W'yu kaçırdık. Uza Sero. Zaten bu adam Kanos Tamış'ı var. Minyon geldiği zaman can çalacak, kesemeyeceğiz. Ya taşımızı atarız belki, çok çok vururuz ama her türlü canını doldurur bu adam. Güzel. Adamla biraz eğlendik. Agam bizle eğlenirsen. Şu farmı aslında önden alıp gitmek lazım sürekli. Böyle şampiyonlar varken uğraşmayacaksın hocam. Farmı alacaksın gideceksin. Alacaksın gideceksin. Alacaksın gideceksin. Gel bakalım seninle biraz daha dürtüşelim. Kesemem kuzum. Gel kuzum gel. Gel kuzum gel. Gelemiyorum. Skill'im yok. Bunu seninle kesemeyiz değil mi? Yok. Roger geliyor. Çalıda olabilir. Hala çalıda olabilir. Yani o benim kesebileceğim bir çar değil ya. Kagura'nın ultisi Roger'a gitmemiş olsaydı keserdik muhtemelen de. Taştan da olduk. Vallahi kral güzel de vurdun ha. Bir tane de ben vurayım. Bir tane de şöyle vurayım. Bir tane de böyle vur. Kule vur vur vur. Kule ne olursun bende kalma. Adamsın kule. Adamsın kule. Adamsın lan kule. Kralsın kule, kral.
Şimdi antik alıyorum. Antiğin peşine de arkadaşlar bir tane cam basma, bir tane de büyü savunması koyarız. Yani cam basma base atmak istemiyorum. Güzel de can çalıyor aslında Char. Savaş ürünü artı skill'lerle sekince falan böyle fena bir can çalmıyor. Dost çok kule altına gitmeyelim ya. Eleman şimdi çıkartır vur kafamıza. Güzel denedik Ogur aslında. Aa doşladı. Skillim gitti. Combo yalan oldu. Ölür herhalde o da. Yok ölmedi. Yani biraz garip yaptık orayı ama olsun. Olduğu kadar. Şimdi bir tane şöyle gardiyan miğferi alacağım. Ben full tank alayım abi. Bir tane hasar kasabilirsiniz dilerseniz. Ya da kasan vardır illaki. Ben kasmayan taraftanım. Çözünce kasarım. Çarı iyice çözünce kasarım mutlaka. Aha. Aha. Riv. Heh. Yapalım. Kufra'ya güveniyorum biraz arkamda. Çalıdalar. Yakınlar. Fiske Q koyar mısın lan oraya kral? Global biri göster bakayım bana. Kule ne olur bende kalma. Kule! Babaanneni gıdıklayın kule. Ah kule. Aslında bir tane yansıma zırhı yapılabilir. Hanabi için ama. Kalsın böyle ya. Antik kalsın. Antika yazmayaz kalsın. Bir tane de Athena koyarız bu işin için. Okey sonrasında. Lanetli miğfer alan var mı acaba? Lanetli miğfer falan da olabilir. Rakibin üzerinden geçtikçe hasar çıkartırız. Yani kemer ve lanetli miğferle hasar çıkartmış oluruz. Denenebilir. Denenebilir hocam. Güzel. Yukarıyı kazanmışlar. Help me! Arkadaşlar. Ya Kagura nereye ulti attın ya? Biraz gaza geldim girdim oraya. Güzel. Biraz gaza geldik girdik oraya da Kagura garip bir yere ulti attı. Gerçi kesti sonuç olarak ama. Kule altına, kuleye doğru yaklaşmamak lazım kuleye doğru. Terizla artı Tigreal. Çıkacak skill de olmuyor. Minyon falan yoksa sekemiyorsunuz abi bu arada. Şöyle giderken sekemiyorsunuz hiçbir şey. Bir cisim olması lazım. Minyon, rakip kahraman ya da orman. Bir şey olması lazım sekmeyi kullanabilmeniz için. O yüzden kule altına yakın yerler bizim için risk abidesi. Sen devam et hocam. Ben sana gelecek olanları peşleyecektim ama... Hmm.
Gayet güzel. Pazara gittiler bu arada. Gayet güzel, gayet güzel. Biter bu oyun. Roger hayatta ama tutamaz. Tekleriz onu. Bana vuramazsın. Güzel. Böyleydi arkadaşlar. Elimden geldiğince oynamaya çalıştım. Yani dediğim gibi rankta 3. maçım. Olduğu kadar. Geliştireceğim bunu. Bunu geliştireceğim. Yani bu çarı sevmeye başladım, öyle söyleyeyim. Meta zaten ağır meta bir şampiyon. Takım da güzel oynadı. Hepsinin eline koluna sağlık. Olduğu kadar eksikleri de yazabilirsiniz. Geliştiririz. Böyleydi. Şöyle takımı da övelim. Global bir kuframız varmış bu arada. Global bir kufra. 7-2-8 oynamışız. Böyle arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse like, yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Özellikle parantez içinde ricam. Yanlışlarımı doğru bir şekilde düzeltip bana önerebilirsiniz. Ben de daha güzel kendimi bu şampiyonla geliştirip size öğretecek kıvama gelebilirim. Öpüldürüz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamünaleyküm. Bugün günlerden Alucard günü. Aldık makineyi, oynayacağız bakalım. Pikimiz... Yani güzel gibi. Rakibin piki de güzel. Bilmiyorum, artık kötü pik bile olsa güzel diyeceğiz arkadaşlar. Eşleştirme sistemi o kadar kötü ki. Yani gelen oyuncular kafasına göre istediklerini alıyor. O yüzden hani counter pikler, mantır pikler. Hiç abi, yüce misli gibi burası. Alakası yok. Hiç yani Epic Ligi'ndeki oyunlar gibi. Yok karşıya efendim feni verilmiş, counter pik alayım. Çoğu maçta yok arkadaşlar. Çünkü lig o kadar kötü ki. Yani artık nasıl anlatabilirim bunu? Koruma kartı, koruma puanı bunların sayesinde herkes Mystic Ligi'ne yığılmış durumda. Yani normalde atıyorum Epic'ten çıkamayacak insan maç spamı ataraktan yüce Mystic'e gelebiliyor misal. Gerçekten gelebiliyor. Yani giriyorsun abi, tamam mı? Ya da şöyle bir şey oluyor. Karşıya 5 tane yüce Mystic atıyor. Sana da 4 tane 3-5 yıldızlı adam atıyor. Yeni efsaneden çıkmış. Ya burada efsane adama bir şey demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ben eşleştirme sisteminin kötülüğünden, maçların artık nasıl söyleyebilirim bunu, kötü geçmesinden ya. Kötü maçlar geçiyor arkadaşlar. Kötü maçlar. Kötü oyuncular daha da artmış. Kesebilirdi bizi. Ultisi var. Edo'dan korkuyorum bu maç. Botumu, stun botu yapabilirim ama şöyle bir handikapı var arkadaşlar. Hayabusa'dan çok hasar alırız. Eğer büyü savunma botu yaparsak botu. Şunu alacağım ama pençem yok. Şöyle biraz çekerken oyalanırsam eğer. Eşleştirme sistemine dair söyleyeceklerim bunlar. Onun haricinde de... Dostum tut o adama. Tam adamı kestik, hem kaplumbağayı çaldı. At bir stun bana. Tutarsan onu kralsın. Ama kuleyi tanklasan ölecek kral ama. Yani bunun gibi şeyler. Bunlar basit şeyler de. Öyle işte arkadaşlar. Gerçekten eşleştirme hiç iyiye gitmiyor. Farkındasınızdır. Bunu yayınlarda da söylüyorum. Umarım bir an önce hal çaresine bakar. Siz de bundan müzdaripsinizdir ama sen şimdi şey diyeceksin. İşte sana bir maç videoda geliyor. Şöyle oluyor. Arkadaşlar alakası yok. Yayında gelenleri görseniz kafayı yersiniz. Size ne geliyorsa bana da aynısı geliyor. Ayrımcılık yok. Kazanma oranın ne kadar yüksek olursa takımın o kadar kötü oyuncular attığını düşünüyorum ben. Çünkü sen kazandıkça oyun diyor ki al sen bunlara da kazandır. Bunlara da kazandırmak zorundasın. İnsanlar maç kazanmak istemiyor. Trolli feed'i falan geçiyorum. Normal oyuncu kapasitesi de kötü. Yani önceden bu kadar kötü değillerdi. Yani yüce Mystic Ligi yoktu önceden ama Mystic Ligi'nin, Mystic Zafer'in bir force'u vardı arkadaşlar. Şu an o yok. Vallahi şu an o yok. Şu arkadaki olması lazım. Evet.
Güzel. Her zaman kaçan san gerçek sandır. Ya da kahraman kitlenmeden kitleyebilirsiniz. O şekilde de kitliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar geliyor. Beni Eidora tekleyebilir. Gatot görüyor musun kral? Gatot. Tut kral onu. Harikasın. Ha şöyle ya. Şöyle canını yediğim ya. Şuradan orman alalım. ADC'ye pek gidemedim bu arada. Kaplumbağa buradaydı. Tekrar buffları aldım. Rotasyonum bu tarafa doğru çıktı ama dur bakalım gidelim mi oraya. Bizim ADC 1-3 olmuş. İki tane solo kill mi yedin lan? Harbi iki tane solo kill mi yedin? Karşı ADC düştü ama. Dur bufflarımı alayım. Ama yine kaplumbağa yukarıda. Şimdi ben kaplumbağaya gitsem bizim ADC safe kalmayacak. %100 kalmayacak. Bu da mesela bir sıkıntı. Bana bir zırh delme ver öncelikle. Bu da bir sıkıntı mesela. Bir ormancı olarak kaplumbağayı almaya gitsem ve ADC'miz takasa girse, ölse, bunlar hep sıkıntı. Eidora'nın hasarı bizim canımızı sıkar. Ama şöyle bir şey yapalım. Smite atıp şöyle bir hız alacaktım ama yapamadım ya. Aklımdaki şeyi yapamadım. Aklımdakini yapsaydım. Eidora'ya slow atacaktım. Hız alıp ona üzerine devam edecektim. Kaynağını tankladım çünkü. Kesecektim ama olmadı aklımızdaki. Flash'ı varmış. Flash'ı bir tık sıkıntıya soktu bizi. Bizim ADC'miz gene zord. Burada mısın lan? Dostum valla sen motor musun ya? Ya adamdan birkaç tane solo kill yemişsin. Doğa başlamışsın. Oy. Oy. Ultim olsa tam kesmelik pozisyondalar ultim olsa. Aha da ulti geldi. Evet Gatot mükemmel atlayış oyuncumuz Yaşar. Atlayışını yapıyor. Mükemmel atlayış. Şimdi kaplumbağayı haya alıyor olabilir. Ama alıyordur. %100 alıyordur. Bir de soloları split atıyor. Bak böyle de bir sıkıntımız var. Gatot iyi geldin. Hoş geldin kral da. Adamların solo split atıyor kral. Onu nasıl yapacağız? İlhamı da var. Bende bir silleme olsa onu keserim. Ama şu an ölmez. Yakalayacağım onu. Harikasın bu arada kral. Gel buraya gel. Gel uğraştırma gel. Aa şatlanımı aldı. Oğlum kesecektim. Neyse canı sağ olsun. Gayet güzel. Yalnız o üst koridoru spitler misin güzelim? İter misin? Bak bizim şöyle de bir dezavantajımız var. Bizim splitimiz hiç yok. Rakipte Hayabusa Sun var. Bunlara Gatot bilmiyorum AP misin? AP'sin. Guardian Weaver'ı ile başlamış. Fantastik değişik bir tercih. Gatot'a Guardian Weaver'ı ile başlamak. Yani bizim minyon itecek, split atacak, split push atacak. Şampiyonumuz yok. Sun beni keser. İlhamı var, bizi her türlü yer. Hadi şu anlık kestik ama Eidora da bizi kesti. Şu anlık kestik. Şimdi bu adam Ayaz alsa ilham ması bana da alsa beni her türlü yer. Benim ona karşılık verebilmem için işte Ayaz yansıma zırhı bir tarzı şeyler koymam lazım. Onlar da kurtarmaz. Yani misilleme olsa anca kurtarır bizi. Bunlar hep sıkıntı. Eksi etken. Öyle işte dostlar. Hem oynayalım hem de size içimi dökeyim dedim. Böyle biraz kafanızı şişirdiysem kusura bakmayın. Çünkü eşleştirme gerçekten çok kötüye gidiyor. Yani can sıkıyor. Deminden beri maçlar iğrenç. Yayınlarda geçen maçları görün kafayı yersiniz falan. Bak mesela bizim takım zor şu an. Bizim takımın minyon falan umurunda değil. Sunharca fight arıyor.
ADC'miz hala ölüyor. Şimdi mesela Sun Lord'a girebilir direkt. Lord aldırabilir. Yaptığı hamleler o kadar fark yaratıyor ki. Attığı Split Push. Gidip Lord'a soksa takımını. Sıkıntı. Saldırı attım bakayım, o tarafa doğru gitti ama. Tick baba, benle oynarsan bu maçı kazandırırım kral. Araba gelecekti. Araba midde. Güzel. Araba geliyor beyler. Beyler Eidora bana ulti atmasın da. Arabada şey yok. Eidora yok. Eidora inmiş. Şöyle yapalım. Bir tane umutsuzluk koyalım. Hatta Lord'a girelim. Lord'a girelim hocam. Lord'a girelim hocam. Eidora çıkıp vurmazsa haya ayıktı geliyor. Keserim onu, o problem değil. O problem değil. Eidora çıkıp vurmasın, o çok vurur bize. Hemen Lord alacağım arkadaşlar. Sam baktım ayık oynuyor. Pushluyor. Hazır farm farkını koymuşken hemen alalım. Hayabusa toparlayamaz bu saatten sonra kolay kolay. Ona fırsat tanımayalım. O da oyuna dahil olmasın. Onu bayağı düşürdüm çünkü. Çarp oğlum oraya. Çarp Eidora çıksın içinden. Aa, Eidora yok. Ben sana arıyordum orada. Ultim bitiyor diye üzerine gitmek istemedim açıkçası. İlhamı var arkadaşlar. Yiyebilir bizi. Gitti o gitti. Base attı. Orada değil. Aa oğlum ne yapıyorsun? Aa gitmemiş lan. Lan nerede o? Gerçeği nerede? Fake'miş bu. Aa burada burada burada. Beyler. Al şunu kafana. Lan o mu gerçeği? Lan kim gerçeği? Allah kahretmesin, beynimi yaktı çocuk. Ulan bir de biliyorum counterlama yöntemini. Şeye kitlesem, kahraman kitlenmeden kitlesem. Orijinaline kitliyor. Beynimi yaktı yemin ediyorum ya. Çarp arabacım, çarp. Çarp canım benim. Harikasın kral. Harikasın. Gel geri. Gel beri. Öldün ki. Görüyorum seni, bırakmam. Bırakmam dostum, smite'm var. Yorma beni. Gölgesi bitti, öldü. Arkadakine gider mi diye düşündüm de dönmedi. Ya Haya'yı çok motor ettik. Bu toparlayamaz bu saatten sonra. Araba seni de keserim kral. Kral bu kasılmış bir alukart ha. Bunu kesmeyeceği çar yok. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Bak San benim counter'ımı almamış. Ama biz onu counter'layacak bir şey koyalım. Can çalmasını falan düşürecek bir şey koyalım. Benim maviyi kim aldı? Tabii Odette'imiz almış. Red'de ADC'miz alır şimdi. 3-7 ADC. Seni yer bu adam bak. Seni yer. O adamı küçümseme, seni yer. O yedi bile adam seni. Kardeş. Hadi. Araba geliyor. Araba geliyor. At stunlı ona, çok güzelsin. Sen de gel buraya. Kaç hemen kurtulama. Senin kalkanın yok. Ne aldın sen? Ayaz mı aldın? Saldırız mı? Bayağı düşürdün. Kural. Kral kaçtığını sanıyorsun değil mi? Ayaz o kadar saldırı hızımı düşürdü ki. Abi bak, adamların Hayası, adamların Sun'ı, adamların Clint'i. La herkes mi split atar kardeş? Baba sizde minyon içseniz de. Sadece ben mi varım bu takımda? Bak bunlar problem dost. Bunlar çok büyük problem. Kim minyon itebilir? Gatot itebilir. Yani onun dışında bu takımda minyon itecek adam da yok. Hayır ama ADC de oraya kadar gelip kule açmaya kadar kalkamasın yani. Ona bir durdurak deyin yani. Eidora'dan korkum ya. Gerçekten Eidora'dan. Tepki veremeden tek atabilir. Ona direkt benim tek atmam lazım. O bana kime, kim kime tek atarsa, kim kimi koparırsa. Bu senaryoda gel bakayım takımın orada. Şuna bir yardım et. Şuna bir yardım et ADC. ADC ormanı bırak. Gel yardım et şuna. Gel canım. Gel canım. Gel canım, devam et canım.
Devam et canım. Devam et. Güzel. Edora'yı gördünüz. O beni gördü mü? O da beni gördü. Kim kime atarsa. Yapalım mı öyle bir handikap? Ya. Uzaklaşayım dedim ama o da çıkacağı tuttu. Beni görmemiş bu arada. Allah kahretmeye ya. Ya of ya, of ya, of ya. O beni görmemiş gerçekten. Evet, base'den çıktın. Ne yapmalısın? Hemen Blue'yu çalmalısın. Hadi elimde Alucard var diye sesimi çıkartmıyorum. Elimde bir Fanny, Link, Hayabusa olsa ne yapacağız bakalım? O maviyi alıyorsun. Mavi çok önemli değil. Elimde dediğim gibi Alucard tarzı bir şampiyon olduğu için çok önemli değil. Mesela bir de şöyle bir problem var. Bugün problemlerden bahsediyorum, biraz kafanızı şişiriyorum ama. Mesela takımınızda bir ADC vardır. Atıyorum 2'yi 10 gidiyordur. O ADC mutlaka sizin red buff'ınızı çalar arkadaşlar. Sanki bir vasfı, bir işlevi varmış gibi red buff'ınızı da çalar. Bu arada bize bir ne gözüküyor biliyor musunuz? Akıllı hasa almış, adaleti yok. Büyü nüfusu botu var. Bize bir büyülü kılıç yolu gözüküyor. San öldüğünde eşya değiştireceğiz. Olur da San'la takasa girmek zorunda kalırsak bu eşya çok işimize yarar bizim. Bunu almayaydı Haya, iyiydi. Bak Haya bile toparladı mesela farmını. San'ın farma bak, Clint'in farma bak. Şu arabaya biri çarpsa, biri tanklasa onu. Şöyle bir güzellik yapsa bize. Tick sattırırsın kanka. Evet. Evet. Harika. Üstten bu oyun biter bu arada. İşte Team Fight Hero'su var adamın elinde. Adam minyon itiyor falan. İşte böyle arkadaşlar ya. ADC desen Allah'a emanet. Split desen takımda atan yok. Oyun kazanacaklar öyle. Yani karşının kötüsü bile iş yapıyor. Bizim eşek bizimkiler. Bizimkiler eşek, gerçekten eşek. Adamın elinde team fight'ını değiştirecek, team fight'in gidişatını değiştirecek büyücü var ama eşek minyon itmeyi tercih ediyor. Tercih meselesi, yazık gerçekten şu adamların kafasına. İşte bu adamlar Mystic League'inde oyun oynuyorlar. Mesela şu ADC, şu büyücü, Gatot, Matot. Ha, tigreyle edecek çok bir şey bulamıyorum. Güzel, ha, güzel, çok güzel. Çok güzel. %37-97k hasar atmışım. Yani ADC %13 hasar atmış. Tükürük atsan ADC'den daha çok vurur. Böyle arkadaşlar işte. Eşleştirme sistemi bu iğrençlikte devam ediyor. Hakkımızda hayırlısı olsun.